Dersimize hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl yapılan bursluluk sınavının cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Sırada 7. sınıflarımızın Türkçe dersi var. Bakalım birinci sorumuzda ne gelmiş? Birinci soruda bir türde çığır açan sanatçı olmak güzel bir şeydir diye başlayan bir paragraf var. Burada çığır açan sözünün altı çizilmiş. Bu sözün metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Cevabımız Denizli, yani çığır açan demek bir alanda yeni bir tarz başlatmak anlamına geliyor. İkinci sorumuz, iklim araştırmacıları 2011'de yaptıkları açıklamada son 70 yıl içinde gezegenimizin en sıcak yıllarının 2000 ila 2010 arasında yaşandığını belirtmiş. Bu cümleden hangisi kesinlikle çıkarılır diye bir soru var. Burada 70 yıl ifadesi, yani 2000'den 2010'a kadar olan kısım en sıcak olduğuna göre 2000'den önceki yıllarda ne yapılıyor? Araştırmaya dahil ediliyor. Cevabımız Adana. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki deyimlerin hangisinde farkında olmadan karşısındakine dokunacak, kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek veya davranışta bulunmak anlamı yoktur diye bir soru sorulmuş. Burada çam devirmek, baltaya taşa vurmak, pot kırmak nedir? Karşımızdakini inciter davranışlardır. Ancak allak bullak etmek, kafa karıştırmak anlamına geliyor. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuzda bu metindeki numaralanmış cümleler hangisi amaç sonuç ilişkisi vardır diye bir soru sorulmuş. Burada Denizli maddemizde dördüncü cümlede diyor ki bu karışımdan kumaş elde edebilmek için sprey kutusundaki karışım cilde püskürtülüyor. Bakın bir neden var, bir sonuç var. Sonuç neden ne? Yeni kumaş elde edebilmek. Sonuç ne? Sprey kutusundaki karışım cilde püskürtülüyor. İşte amaç ve sonuç burada ortaya çıkmış oldu. Beşinci sorumuzda boş bırakılan bir cümle verilmiş. Buraya hangisi gelmelidir diye soruyor. Ben bu meseleyi konuştuğumuzu unutup gitmiştim. Ama onun aklına düşen tohum çoktan filizlenmiş, hatta dallanıp budaklanmış gibi anlam katan Ceyhan şıkkımızdaki kelimeler gelecekti. Altıncı sorumuzda köyler ufka dizilen tozlanmış birer resim, yollar köyleri saran eskimiş çerçeveler. Bu dizelerde aşağıdaki söz hangisi vardır diyor. İki tane benzetme var. Bak köyler ne yapmış? Resime benzetilmiş, yollarda çerçeveye benzetilmiş. Cevabımız Denizli. Yedinci sorumuzda bir oyun firması bizlere yıllar öncesinde kalan anılarımızda yer etmiş oyunları. Burada yer etmişin altı çiziliyor. Bu yer etmişin anlamı soruluyor sevgili arkadaşlar. O da nedir? İz bırakmak. Yani Bursa şıkkımız doğru olacaktı. Sekizinci sorumuzda metnin konusu soruluyor. Metinde kıtalar arasında hızlı bir iletişim sağlamak insanlık için güçlüklerle dolu bir süreç olmuştur. Çünkü bir kıtadan diğerine iletişimi sağlamak için çok uzun bir telgraf kablosu çekmek gerekmiştir şeklinde bir cümle var. İşte 4300 kilometrelik Avrupa ile Amerika arasındaki çekilen kablodan bahsediyor. Metnin konusu kıtalar arası iletişimin tarihidir. Cevap Ceyhan. Dokuzuncu cümlemizde hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye bir cümle, paragraf var. Bisiklet kaskıyla başlıyor. Biniciler için hayati önem taşıyan bir güvenlik aracıdır. Bu kasklar içindeki dolgu malzemesi sayesinde kaza sırasında binicileri yaralanmalardan korur diye devam ederken 3. cümlede fakat koruyucu dolgu malzemesi kaza anında zarar görebilir gibi anlamsız bir cümle gelmiş cevabımız. Daha sonrasında ise gelen 4. cümlemiz yanlış oluyor. Bakın birçok ülke kask kullanmayı zorunlu hale getirerek binicileri kazalardan korumayı hedeflemektedir. Bu 4. cümle araya geldiği için anlamı bozuyor. Cevabımız Ceyhan. 10. sorumuzda sabahleyin erkenden henüz ayak değmemiş yollarda çoğu kez bataklıklardan geçerek biçimleri güzel dağlara doğru gidiyorduk diye bir metin verilmiş. Üzerinde de 23 Mart 1997 yazıyor. Bu parça hangi metin türüne girer? Tabii ki nedir? Tarihi de yazdığına göre günlüğe girerdi. Cevap Adana. 11. soruda yine bir metin veriliyor. Buradaki metinden hangisi çıkarılamaz deniyor. Burada iki üniversite öğrencisi evcil kedi ve köpeklerin pati temizliğinin sağlıklı bir ortamda pratik bir şekilde yapılması için bir cihaz geliştirdi diye devam eden şarjlı pille çalışması hafif olmasa da rahat taşınabiliyor. Burada söz edilen cihazla ilgili hangisi çıkarılamaz diye sormuş. Adana şıkkımız, yani geliştirilme sürecinin devam ettiği ile ilgili çıkarılamaz, çünkü zaten çıkarılmış şarjlı bir şekilde kullanılıyor.
12. sorumuzda metnin anlatım biçimi soruluyor. Amasra şehriyle ilgili, Amasra ile ilgili bir kaya parçasının ardına gizlenmiş eski bir şehir. Çağlar adeta iç içe geçmiş, tarihi unutmuş gibi dalgın ve gamlı kale parçaları şeklinde devam eden cümlemizde Amasra ne yapıyor? Betimleniyor değerli arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Yine bir metin veriliyor. Bundan hangisine ulaşılabilir? 13. sorumuz. Artık kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Kış mevsimin güzelliklerinden biri de kış ziyaretçisi kuşların ülkemize gelmesi diye devam ediyor. Burada Bursa şıkkına ulaşabiliriz. Çünkü kış mevsiminde ülkemizi farklı kuş türleri ziyaret eder. Bu konuya değinilmiş. 14. sorumuzda. Biraz sakinleştirmek ve susturmak için çocuğu bahçeye çıkarır. Çocuk koyu yapraklı ağaçları ve bunların arasından süzülüp gelen ışığı görür diye devam eden parçamızda hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir diyor. Burada zamana yer verilmemiş. Yer, kişi ve olay bahsediliyor ancak zaman yok burada. 15. sorumuzda ne istediğini bilmeyen insan hayatına yön vermekte zorlanır. Ne öğretiliyorsa onu öğrenir. Daha fazlasına ihtiyaç duymaz diye bir paragraf veriliyor. En sonunda sizin de hedefleriniz varsa diye bir boşluk bırakılmış. Hangisi gelemez diyor. Önünüze çıkan engellerin sizi hedeflerinize uzaklaştırmasına izin vermeyin. Gelir. Hayatınızı o hedeflerin gerçekleşmesine adayın. Gelir. Bu yolda adımlar atmaktan çekinmeyin. Bakın bunların hepsi görüyorsunuz. C şıkkımız sizi hedeflerinize ulaştıracak uygun fırsatların çıkmasını bekleyin. Yanlış çünkü beklemeden fırsatları yakalamamız gerekiyor. 16. sorumuzda kişisel görüşe yer verilmiş yani öznel cümleleri soruyor bize. 2 ve 4. cümlelerde bakın 2'de diyor ki bu eser yazarın çocukluğunun geçtiği çevrenin eşsiz tasvirleri doğru. Eşsiz yani bakın burada öznel kendi düşüncesini katmış. 4'te ise yazarın diğer eserleri kadar ses getirmese de doğa ve çiftçilik konuları üzerinde yazılmış güçlü bir eser. Bakın burada güçlü bir eser diye kendi düşüncesini dile getirmiş. Devam edersek 17. sorumuzdan itibaren sadece benzer yaraya sahip olan kişiler birbirlerinin yarasına şifa olur diye bir cümle veriyor. Bu cümleye en yakın cümle sorulmuş. O da Bursa şıkkında. Yani sorunlara gerçek çözüm ancak o sorunları yaşayan sunar. Yani Nasrettin Hoca diyor ya bana eşekten düşeni getirin. Eşekten düşenin halini en iyi o anlar diye. Şimdi yol tutması denilen hareket hastalığı ile ilgili bir metin var. Burada öneriler sunuluyor. Hareket hastalığının şiddetin azaltıcı bir etkisi hangisi olur diye sorduğunda yani 3 ve 4 olacak. Arabanın ön koltuğunda oturmak, geminin üst güvertesinde yolculuk yapmak. Böylece yol tutması olmaz şeklinde bir görüş belirtilmiş cevap Denizli. Metin verilmiş hangi cümledeki hangi kelime yanlış yazılmıştır diye soruyor. 111 kilosu ne tutacak balığın? Bakın burada 111 ne yapacak ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılmış direkt cevabımız Adana. 20. sorumuzda noktalama işaretleri sorulmuş. Kendimle ilgili samimi bir şekilde şunu söyleyebilirim. Bakın bir şey söyleyeceği zaman ne yapacak? 2 nokta gelecek. Bir günümü tutmuyor. Bazı günler böyle yapayalnız. Ne yapacağız burada? Virgül. Bir başıma odamda oturuyorum. Nokta. Oturuyorumdan sonra sevgili arkadaşlar noktalı virgülü koyup bazı günlerse sokaklarda virgül caddelerde çocuklar gibi oynuyorum şeklinde devam eden Ceyhan şıkkımız 2 nokta virgül noktalı virgül virgül şeklinde gelecekti. Ve 21. sorumuz. Fiillerin nasıl yapıldığını belirten sözcüklere durum zarfı, ne kadar yapıldığını belirten sözcüklere miktar zarfı denir diye bir açıklama var. 6 çizili zarfların hangisinin türü farklıdır diyor. Burada durum zarfı ile miktar zarfını belirteceğiz. Mesela babamın aldığı dergiyi çok beğenmiştim. Onların da geleceğini tahmin etmediğinden biraz şaşırdı. Bakın küçük çocuk yolun karşısına dikkatlice geçti. Nasıl geçti? Dikkatlice. Burada durum var. Diğerleri ise nedir? Miktar zarfı epeyce ısıtmış mesela bunlar cevabımız bu nedenle Ceyhan. Haber bildirme kipleri fiilin zamanını belirtir ve cümleye zaman anlamı katar. Aşağıdaki cümle hangisinde bu açıklama uygun bir örnek vardır? Şimdi haber kiplerinin zaman belirtmesi cümleye zaman anlamı katması C'de var. Projeyi tamamlamak için bir an önce plan yapın. Bakın ne zaman plan bak zamanla ilgili bir bilgi var. 23'te ek fiil isim soylu sözcüklere gelerek onların fiil gibi çekimlenmesini sağlar veya çekimli fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller oluşturur. Buna göre aşağıdaki cümleler hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Burada D şıkkında balıkçı sabırla biraz daha beklemeliydi maddesinde farklı kullanılıyor. 24. maddemizde sorumuzda sevgili arkadaşlar bir ne var?
şekil var. Bir resim atölyesindeki 5 kursiyerin seçtikleri boya türleri tik işaretiyle veriliyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Burada Bursa şıkkımız yanlış çünkü pastel boyayı seçenlerin tümü kuru boyayı da seçmiştir. Maddesi nedir? Yanlıştır. Ekranı da gördünüz. Ve son sorumuz yine bir şekil sorusu. Şekil soruları çok uzun gibi gözüküyor ama cevapları çok kolay. Rüzgar tribünü ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Baktığımız zaman Denizli'de kulenin yüksekliği arttıkça elektrik üretimi artar diye bir husus yok. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımızda ortaokul, lise, tüm sözel derslerimizin, dini derslerimizin içeriklerini bulabilirsiniz. Sizler de kanalımıza abone olarak, arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımızı diğer arkadaşlarımızın da istifade etmesine vesile olabilirsiniz. İnşallah birlikte başaracağız. Diğer derste de görüşelim.